İçinde çedar peynir olan çok az miktarda bir acı biberin olduğu lezzetli bir mısır ekmeği yapacağız. İçinde kullanacağım tereyağını eritmekle başlıyorum. Ve tereyağı da erirken çedarları küçük kare parçalara böleceğim. Evet, çedarları küp şeklinde kestim. Tereyağını erittim. Erittim tereyağıyla dökeceğim kalıbı. Çok az bir yağlayacağım. Sadece ince bir tabaka halinde kalıbın her yerini yağlıyorum. Ön hazırlıklar hemen hemen tamam. Bir tane yumurtayı kırarak başlıyorum. Yumurtayı çok az olarak bir çırpacağım. Daha sonra diğer malzemeleri eklemeye başlayacağım. Yumurtayla beraber tuz da ilave ediyorum. Tuzla yumurtayı çırpıyorum. Daha sonra içerisinde çok az miktarda yine bir şeker var. Hafif bir tatlılık vermesi için. Şekeri de ilave edip yumurtayla çırpmaya devam ediyorum. Ve iki unu birleştiriyorum. Mısır unu ve unu. Kabartma tozunu da ilave ediyorum. Şimdi bu aşamada erittim tereyağının üstüne sütü ilave edeceğim. Böylelikle süt de ılık bir kıvama gelmiş olacak. Ve geriye kalan bütün malzemeleri birleştiriyorum. Yavaşça sütlü tereyağını unlu karışıma ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi yapımı son derece kolay. Basit malzemelerle yaptığımız lezzetli bir mısır ekmeği oluyor bu. Evet, bu aşamadan sonra fazla çırpmaya da gerek yok. Bütün malzemelerin tam olarak karıştığından emin olmak için bir spatula yardımıyla çevireceğim. Kabın etrafında altında kalan unları toparlamak için. Ve son olarak da iki malzeme kalıyor. Bu ekmeğe lezzetini verecek olan çedar peyniri ve kırmızı pul biber. İyice karıştırdım. Artık yağladığım kalıba dökebilirim. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişireceğim. Üstü pembeleşecek. Daha sonra fırından alıp soğumaya bırakacağım.